Ölü sayısı artıyor maalesef an be an. İyi haber gelmesini bekliyoruz enkazlardan. Şimdi valla her deprem aslında bakacak olursanız bize aynı şeyi öğretiyor. Kentleşme mantığını değiştirmemiz lazım. Açıklamalar var, CHP'den gelen açıklamalar var. Şimdi Almanya'ya giderken gelirken hep oradaki meslektaşlarla konuşurken beni hep şu çok şaşırtıyordu. Mesela Berlin ve Münih, Berlin zaten başkent, Münih de çok büyük bir sanayi kenti Almanya'nın. Konut sorunu var. Yani yeterince ev yok. Bu yüzden Berlin'de kiralar çok fazla. Beni Almanya'dan izleyenler de var. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Hakeza Münih de öyle. Kiralar uçmuş durumda çünkü ev yok. Hatta bununla ilgili Alman bir gazeteci arkadaşla konuşuyorduk. İşte böyle hani iki ülkenin inşaat sektörünü falan karşılaştırırken. Ben de dedim ki ya kardeşim sizin neyinize ev yok? Her yer boş. Zaten hani Münih'te falan koşarak şehirden çıkarak ormana gidiyorsun. Yani hani o kadar yakın o boş alan dediğin yer. Ya da her yer boş zaten. İşte her yer koca park boş. Çayırlık, çimenlik, işte ağaç, bir şey. Ne diyeyim? Yapın işte buralara ev demiştim mesela. Gülmüştü Alman meslektaşım. Ya işte öyle değil burada diye. Çünkü nereye ev yapabileceğin, nereye yapamayacağınla ilgili çok katı kurallar var. Öyle gönlüne göre ya işte bak çok göç alıyor Berlin artık. Ne yapalım? O zaman buralara ev yapalım. Her yere apartman dolduralım. Yapamıyorsun. Çok zor alıyorsun imar izni. Şimdi tabii ki onun da dezavantajları var. İşte Alman gazeteciler de bunun üzerine çok yazıyor, çiziyor. İşte bu ne kadar da uçan kira fiyatları, bununla nasıl baş edilecek, uçan ev fiyatları falan filan. Hani o kadarı belki başka bir mesele ama bizdeki de başka bir mesele. Şimdi ortaya çıktı ki bu binalar, İzmir'de çöken binalar zaten 99'dan önce yapılmış. 75, 1975 yönetmeliğine göre yapılmış. Ve daha sonra da denetlenmiş. Şimdi bunun ilk haberini aslında bakacak olursanız Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler yaptı. Musa Kesler'in haberinde diyor ki Bayraklı'da yerle bir olan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarına ilçe belediyesi 2012'de 2018'de çürük raporu vermiş. İki binanın da riskli ve tehlikeli olduğu belirterek ev sahipleri uyarılmış. Ancak binalar tahliye edilmeyince felaket yaşandı. Hürriyet böyle veriyor. Detay var. Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi'nin düzenlediği raporlar bina sahiplerinin talebi üzerine hazırlanmış. Rıza Bey Apartmanı için 25 Nisan 2012'de hazırlanmış rapor. Apartmana zemin artı 8 kat olarak 1993'te işte ruhsat verilmiş falan. Ağır çıkmalar yapılmış. Beton kalitesi, zemin sıvılaşma var Doğan Apartmanı'nın raporu. Risk unsurları, tehlike. İşte Rıza Apartmanı'na sözde bir güçlendirme yapılmış. Hatta enkazdan işte çıkanlar, yakınları olanlar diyorlar ki 4 yıl önce deprem onarımı yapılmıştı. Bu nasıl iş diyorlar. Şimdi yalnız Hürriyet Gazetesi işin başka bir kritik şeyini atlıyor. Tamam bu binalar riskli denmiş. Hürriyet Gazetesi diyor ki binalar riskli denmiş. Burada oturanlar da çıkmamış ondan. Şimdi işin tek boyutu bu değil. Onu da tabii CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin İzmir heyeti işte İzmir'e gitti ve incelemelerde bulundular. Seyit Torun aynı zamanda CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı. Dün raporu açıkladılar. Şimdi Hürriyet'in haberini de tabii doğruluyor. Diyor ki bu binalara çürük raporu verilmiş. Hatta Seyit Torun'un verdiği bilgiler şöyle. Bayraklı ilçesinde çürük olduğu yönünde 208 bina ile ilgili rapor hazırlanmış. 208 bina çürük. Bu çürük raporları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirilmiş. Diyor ki CHP'liler neden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gereğini yapmadı? Şimdi mesele burada aslında bakacak olursanız. Hani Musa Kesler'in ortaya çıkardığı bilgi önemli ama burada bu mesele sadece apartmanda oturanlardı ki bir rapor almışlar. Sözde bir güçlendirilme de yapılmış. Öyle veya böyle vatandaş da oturuyor. Burada devreye girmesi gereken o zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu raporlara rağmen hiçbir şey yapmamış olduğunu anlıyoruz. Tunç Soyer, Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki Teke Tek isimli programına katıldı. Ve Tunç Soyer orada da söyledi. Bizim dedi bu binaları yıkma yetkimiz yok. Bu binalara müdahale etme yetkimiz yok belediye olarak. Bunu yapması gereken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bir şikayet gelmeden biz rapor da düzenleyemiyoruz diye söyledi Tunç Soyer. Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı niye bir şey yapmıyor? Şimdi burada kocaman bir soru işareti var. Peki Bayraklı ne? Bunu İzmirliler biliyorlar. Geçen İlkan Dalkuç'la konuştuk. Onun altına da pek çok İzmirli izleyici yazmışsınız yorumlarınızı. Haklısınız. Tabii o gün daha depremin şokuyla çok fazla detaya giremedik. İlkan orada olduğu için, Bayraklı'da olduğu için biraz daha onun hislerini, duygularını almak istedim ben açıkçası. Şimdi bilmeyenler için
Tabi bugüne kadar da çok konuşuldu ama 2009 senesinde iki yeni belediye çıktı İzmir'de. Karabağlar Belediyesi ve Bayraklar seçim öncesi İstanbul'da da, Ankara'da da işte çeşitli ilçeler, çeşitli belediyeler daha doğrusu sınırları değiştirilmişti. Burada bir seçim hesabı vardı. Bu tip kentlerde işte İzmir'de AK Parti seçim kazanamıyor. Onun için böyle yeni bir düzenleme, yeni belediyeler ortaya çıkartıp belediyelerin sınırlarını değiştirip bir belediye alma, bu tip şehirlerde belediyelerde seçimi kazanma hesabı vardı. Bayraklı'da böyle ortaya çıkmış bir belediye. Şu anda işte özellikle yıkılan yerlerde işte Manavkule denilen mahalle, burası eskiden Bornova olan Bornovalıların tarlalarının bulunduğu yer. Tarlaymış burası. Zaten bunu Tunç Soyer'de Habertürk yayınında söylüyor. İşte yıkılan bir bölge delta ağzıymış. Yani imar meselesini yeniden düşünmemiz lazım diyor Tunç Soyer. Yani evet öyle, bakın tarım arazilerini imara açmak çözüm değil, felaketle sonuçlanıyor. Her neyse, burası bu imara açılan yerler işte burası Bornova Belediyesi'nin Bornovalıların tarlaları. Ama tabii ki bu 2009'dan çok çok önce imara açılmış. 1990'larda imara açılmış yerler buralar. İmar gelmiş ve daha sonra bu belediye, bu bölgeler, bu üç mahalle Bayraklı Belediyesi'ne katılıyor. Bayraklı AK Parti için çok önemli ve zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın il müdürlüğü de Bayraklı'da. Bunu da söyleyelim, yani il müdürlüğünün burnunun dibinde oluyor, o olup biter. Bir de tabii Ethem Sancan Folkart projesi de Bayraklı'da. Yani şeye çok benzetiyor İzmir, İstanbul'u bilenler, işte İstanbul'un Ataşehir'ine. Şimdi yüksek binalar yapılıyor, gökdelenler yapılıyor. Hani böyle bir yeni bir merkez gibi planlanıyor. 2009 yılında bu Bayraklı Belediyesi ortaya çıkarılırken AK Parti'nin hedefi Bayraklı Belediyesi'ni alabilmekti ama alamadı. Son seçimde de alamadı. Epey 14 puan düşük aldı CHP'den AK Parti'nin adayı. Fakat bu son seçimde değil ama bir önceki seçimde, zaten bu da çok sembolik, AK Parti'nin belediye başkan adayı Selim Gökdemir bir müteahhit kendisi. Yani aslına bakacak olursanız burada ta 90'lardan gelen mantık şu: vatandaş nasıl kolay para kazanacak, nasıl işte en kolay para dönecek? Her yeri imara açmak. İşte şehrin ortasında kalmış tarım arazisi, açalım imara. Arsa sahibi de memnun. Oh ne güzel, uğraşacağıma, işte ektim biçtim ne uğraşacağıma, imar geldi, açarım imara, dikerim apartmanı, ben de veririm müteahhiti, ben de iki daire alırım, hayatım kurtulur. İşte falan filan, böyle bir müteahhitle al ver, herkes memnun, herkes memnun ama işte böyle olmuyor. Yani kentlerimizde nefes alacak yer olmaması bir kenara, bir de böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani uygun olmayan zemine yapılan binalar büyük risk oluşturuyor. Evet, bu binaların hepsi eski binalar. Tunç Soyer bize bu detayı verdi. Yeni binalar yeni yönetmeliğe göre yapılmış. İşte hani daha az risk var ama zaten Tunç Soyer söylüyor, çok fazla bina ile ilgili risk olduğunu söylüyor ve diyor ki Tunç Soyer, hani bu bizim için bir uyarı. Zaten Seyit Torun'un verdiği bakım bilgilerde de detayları görüyoruz. Diyor ki Seyit Torun, 2010'da Bayraklı Belediyesi deprem etüt merkezi kurarak sadece Bayraklı'da değil diğer ilçelerde de çürük ya da işte depreme dayanıklı olmayan yapılar tespit edilmiş. İzmir'de yaklaşık 11 binin üzerinde bina denetlenmiş. Bayraklı'da 80 bina oturulamaz durumda. 113 binanın ikinci grup güçlendirilmesi yapılması gerekiyor. 15 bina birinci grup, yani tamir edilmesi yönünde tespitler var. Dolayısıyla sıkıntı, yani aslına bakacak olursanız sıkıntı büyük. Yani her yeri imara açmak işte bu bir çözüm değil. Yani kolay para gibi görünüyor ve bir de tabii ki Türkiye ekonomisi büyük ölçüde inşaat ekonomisi. Yani böyle bir inşaat ekonomisi modeli malumunuz AK Parti iktidarı ile beraber uygulandı. Tüm dünyada parasal genişleme, işte özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde parasal genişleme, piyasaya para pompalama politikası sürerken, piyasada ucuz dolar varken, Türkiye bu ucuz doları inşaat sektörünü büyütme yönünde kullanmayı tercih etti. Aslına bakacak olursanız evet, bu yapılan binalar AK Parti döneminde yapılmamış ama aynı mantık, yani o 90'lardaki mantığın sürdüğü ve hatta işte çeşitli yeni suretlere bürünerek ülke ekonomisinin bir inşaat ekonomisi haline getirilmesinin sıkıntısını çektiğimizi görüyoruz. Yani burada öğrendiğimiz şey bence kentleşme mantığımızın değişmesi gerekiyor. Böyle her yere ev yaparak, her bulduğumuz yere yüksek katlı apartmanlar dikerek bunun bir çözüm olmadığını görmemiz lazım. Bir de tabii ki kural varsa kuralı uygulamak gerekiyor. Bakın bu binalarla ilgili madem çürük tespiti yapılmış, niçin yıkılmıyor? Bu binaların yıkılması kararı alındıysa yıkılması lazım. Yani bizim bir sıkıntımız da şu: kural var, kanun var ama kuralın, kanunun sürekli etrafından dolaşma mekanizmaları var.
Bunun olmaması lazım. Kural varsa herkese uygulanması lazım. Şimdi gelelim bir diğer gündem. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de tespitlerde bulunduktan sonra Samsun'a geçti. Samsun İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Şöyle bir şey söyledi. Hanımlar, gençler seçimden önce seçim kazanmaya hazır mıyız? Dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan acaba bunu diyerek erken seçimi mi kastetti sorusu herkesin aklına geldi. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonra bir cümle daha söyledi. Önümüzdeki sürece daha güzel hazırlanarak 2023 seçimlerinde AK Parti'miz çok fazla çok farklı netice alacaktır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki bir erken seçim yoksa kafasında planında neden seçim kelimesini telaffuz ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? Acaba diyorum ben de akıl yürütürken o da bizim hafta sonu Metropol Başkanı Özer Sencar'la yaptığımız videoda mı gizli? Özer Sencar Ekim ayı raporlarını açıkladı ve AK Parti'nin ilk kez %30'un altına düştüğünü, %28,5'ta göründüğünü söyledi. AK Parti seçmeninin kararsızlar cephesine geçtiğini aktardı. Acaba AK Parti de hani bunu görüyor, tabandaki bu çözülmeyi işte seçmenin bir kısmının küsmesini görüyor ve seçmeni konsolide etmeye, seçmeni canlı tutmaya mı çalışıyor? Bence daha çok bu. Ben zannetmiyorum ki AK Parti şu anda bir erken seçim hazırlığına girsin. Yani niye girişsin? Girişmesi için bir mantık yok. AK Parti'nin oy kaybederken seçime gitmesinin bir anlamı yok. Ama tabii şunu söyleyenler de var. İleride daha da çok oy kaybedecek AK Parti. O nedenle işte bir erken seçime gidebilir. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dönem daha fazla cumhurbaşkanlığı yapmak için erken seçim kartını çekebilir diyenler var. Bunlar diğer ihtimaller. Ama şöyle bir işaret alacağımızı düşünüyorum. Ben muhtemelen AK Parti kadroları, AK Parti bu seçim sistemiyle seçime gitmek istemeyecek. Seçim sisteminde bir değişiklik öngörüldüğünü anlıyoruz kulislerde konuşulanlardan. Muhtemelen seçim barajı aşağı çekilecek. Seçim barajının aşağı çekilmesinin bir nedeni muhalefet cephesindeki ittifakların önüne geçmek. Seçim barajı %10 olduğu için DEVA işte Gelecek Partisi tek başlarına ne yapıyorlar? Seçime girmeyi tercih etmiyorlar. Bir ittifak içerisinde bir şekilde yer almayı tercih ediyorlar. Çünkü nasıl olsa %10 barajını geçemeyiz ve meclise giremeyiz diye. Ancak baraj düşürülürse işte %2'ye %3'e düşürülürse Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi partiler CHP ile işte İyi Parti ile işbirliği yapmak yerine kendi kendilerine seçime girmek isteyebilirler hesabı yapılıyor. Ve böylece parlamentoda küçük de olsa bir temsilleri olur ama muhalefet bloğunun blok halinde davranması engellenmiş olur hesabı yapılıyor. Yani bir erken seçim olacak mı olmayacak mı bana soracak olursanız mesele şu. Eğer seçim sisteminin değişmesi meselesi gündeme gelir ise o zaman bunu bence bir erken seçim çalışması, bir erken seçim işareti olarak görebiliriz.